Volipet kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ali Aktaş. Bugün konuşacağımız konu kedi sahiplerinin çok büyük dertlerinden birisi olan kedilerin tüy dökülmesi. Kedilerin tüy dökülmesinin sebepleri ve kedilerin tüy dökmesini engellemek için neler yapmamız gerekiyor. Bugün bu konuyu elimizden geldiği kadar derinlemesine incelemeye çalışacağız. Umarım e, kedi sahiplerinin bu sorunları çözülür. Elimden geldiği kadar bu konuda sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle kedilerde tüy neden dökülür? Bundan bahsedelim. Hepimizin vücudunda tüyler var ve bu tüyler dökülüyorlar. Bunun sebebi tüylerin ölmesi olabiliyor. Ölü tüyler dökülüyor. Ondan sonra bulundurduğumuz bir hastalık, e, vücudumuzdaki hormon değişiklikleri mesela saçlarımızın dökülmesine sebep oluyor. Canlılar da kedilerde, köpeklerde aynı bizler gibi. Vücudundaki verdiği tepkiler, hormonların tepkileri, hastalıklar ve buna benzer birçok şey kedilerin tüy dökülmesini etkileyebiliyor. Başlıca kedilerin tüy dökme sebeplerini sayarsak, bir mevsimsel geçişler. Mevsimsel geçişlerin sebepleri de şu, kedilerin bildiğiniz gibi bizim gibi kıyafetleri yok. Bu yüzden onların kendi kıyafetleri, kürkleri. Bu nedenle yaz ve kış dönemlerinde kıyafetlerini değiştirme ihtiyacı hissediyorlar. Bunun sebebi kışın daha kalın onları soğuktan koruyan kürklerinin üzerlerinde bulundurması, yazında o sıcaktan koruyacak kürklerini bulundurması. Bu sebeple kıştan yaza geçerken tüylerini döküyor ve yeni yaza uygun tüylerini çıkartıyor. Aynı şekilde yazdan kışa geçerken de yani sonbahar döneminde de yazlık tüylerini döküyor kışlık tüylerini çıkartıyor. Aynı zamanda kedilerde tüy dökümü işte regil dönemleri, işte kızgınlık dönemleri, hastalık durumları ve buna bağlı birçok şeyden sebep olabiliyor. Deri hastalıklarından kaynaklanıyor. Ama kedilerin yani insanlar gibi belli bir oranda tüy dökmesi normaldir. Her kedi tüy döker. Bunun azı vardır, çoğu vardır. Bazıları neredeyse böyle yani göremezsin tüy döktüğünü ama bazılarında gerçekten evdeki her şeyin üstü tüy olur. Her araya tüy kaçar. Bu dediğim gibi hastalıklara göre işte kızgınlık dönemlerine, hormonlarındaki değişimlere yediği mamalara göre çok fazla değişiyor. Bizim yapmamız gereken şey kedimizi en sağlıklı şekilde hayatını devam ettirmesini sağlayarak tüy dökümünü en aza indirmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi öncelikle şöyle bir arkama yaslanayım. Öncelikle kedimizin mama seçimi, ilk adım mama seçimidir. Mama seçiminde çok titiz davranmalıyız. Ee, gerçekten kedinize uygun, Bak burada çok önemli bir kelime bu. Kaliteli mama demek en pahalı mama demek değildir. Kedinize en uygun, en kaliteli mamayı seçmeniz lazım. Kedinize uygun derken ne diyorum? Yavrular için ayrı mamalar var. Cinslere göre ayrı mamalar var. Ondan sonra kısırlaştırılmış olup olmadığına göre ayrı mamalar var. Bunlar hep kedinize göre ayarlanmış besin oranlarına sahipler. Eğer siz tasarruf edeceğim diye mama fiyatından kaçarsanız Kediniz tüy dökecektir, gerçekten dökecektir. Yani bunu kedi sahipleri bilirler. Kaliteli mama ile kalitesiz mama arasındaki tüy döküm farkı gerçekten çok fazla. Siz gerçekten mama olarak kaliteli bir şey kullanırsanız işin %50'sini, %60'ını çözmüş oluyorsunuz. Yani tüy dökümün neredeyse %50, %60 azalıyor. Diğer bir tüy döküm nedeni de B vitamini eksikliğidir. Kedilerde B vitamini eksikliği yaşandığında tüy dökmeye başlarlar. Bunun için arkadaşlar macunlar var vitamin macunları var içinde B vitamini içeren vitamin tabletleri var veterinerinizde veterinerinizden alabileceğiniz veya herhangi bir yerden alabileceğiniz kediler için B vitamini veya multivitamin tabletleri var bunları kullanabilirsiniz macun dediğimde böyle hani bizim çocukken çok şey yapardık tüp çikolata gibi Çikolatalar var ya onlar gibi tüpün içinde kedinize sıkıyorsunuz bayıla bayıla yiyor yani onu bayağı seviyorlar. Tabi bu her kedi için geçerli değil. Bazı kediler sevmeyebilir. edebilir. Ee, ama o macunu genelde e, seven kedi sayısı çok yani o macundan verebilirsiniz. B vitamini eksikliği böylece kapanır ve tüy dökümünü azaltabilirsiniz. Bakın ilk adım mama sonra B vitamini eksikliği. Diğer bir kısım e, tarama kısmı. Bunu çok ağmış ağmış şeyler değil bunlar kedi besleyen herkesin duyabileceği şeyler. Tarama çok önemlidir kedilerde. Haftada bir, haftada 2, belki haftada 3 kedinizin tüyü şeyine göre boyutuna göre veya her gün. Çok uzun tüylü bir kedini, kediye sahipseniz her gün de tarayabilirsiniz. Kendinize bir kedi fırçası edinin. Bunu pet shoplardan çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz, internetten de bulabilirsiniz. Kedi tarağı diye yazın, kedi fırçası diye yazın, bir tane kedi fırçası edinin ve bu fırçayla kedinizi düzenli bir şekilde fırçalayın. Peki bu fırçalama seni ne sağlayacak? Birincisi e, kedinizin Üzerinde biriken ölü tüyleri butarak tamamen toplayacak Ölü tüyleri toplama toplaması demek bu tüylerin Evinizin içine yayılmaması demek Siz eğer bunu daha kedinin üzerindeyken alırsanız Evinize tüy dökülmemiş olacak Ve e, siz bu tüyleri hemen kolayca tarağın üzerinden alıp çöpe atabilir, e, atabilir durumda olacaksınız Aynı zamanda kediniz için bir masaj etkisi görecek ee, ki şöyle düşünün saçınıza masaj yaptığınızda e, saç dökülmeniz azalıyor. Bu da kedi tüy dökülmesini azaltacaktır. Çünkü o tarakla masaj gibi yapıldığında kedinin vücudundaki kan akışı da o bölgelerdeki kan akışı hızlanacaktır. Kılcal damarlar rahatlayacaktır ve o tüyler daha iyi beslenebilir hale gelecektir. Aynı zamanda kedinizin tüyleri düzenli hale geleceği için yani o kırışıklıklar, düğümlenmeler olmayacak. Kedinizin tüyleri çözülecek, daha sağlıklı nefes alabilen bir cilde sahip olacak ve daha sağlıklı nefes alabilen bir cilt kedinizde tüy sağlığında beraberinde getirecektir. Diğer bir konu, e, stres. Kedilerde stres durumunda da tüy dökülmesi yaşanabilir. Kedilerimizi elimizden geldiği kadar stresten uzak tutmalıyız. Bu tabi her zaman mümkün değil. Yani belli bir düzen içinde yaşıyoruz. Bense diyemem ki işte e, kedinize şunu yapmayın, bunu yapmayın, evde onu yalnız başına bırakmayın vesaire diyemem. Elbet işinize gideceksiniz, arkadaşlarınızla eğlenmeye çıkacaksınız. Kedi yeri gelecek, evde yalnız da kalacak. Kedinizi yavruyken daha yalnız kalmaya alıştırabilirsiniz. Bakın ben evdeyim, Mişa e, şey içeride ama ben onun yanına gitmiyorum şu an. E, ondan uzak duruyorum. E, belli bir süre sonra yanına gideceğim, biraz seveceğim, oynayacağım. Ama yalnız kalmaya alışmalı. Onun dışında kedileri strese sokan bir şeyden bahsedeceğim size. Kedilerimiz tüy dökmesin diye pet kuaförlerine gidip, veterinerlere gidip, kedimizi tamamen tıraş ettiriyoruz. Yani kafa yani bildiğiniz kafa kalıyor. Kuyruğun ucunda da şöyle bir püskül kalıyor. Kedi geri kalan çırılçıplak. Yani ben sizi tutsam, soysam çırılçıplak, sokağa atsam ne yaparsınız? Yani bir tepki verirsiniz. Vücudunuz buna tepki verir, kaçacak yer arar. Kedi de aynı bu şekilde. Bildiğiniz kediyi çırılçıplak ortaya bırakıyorsunuz. Tamam bazı durumlar için yapılması şart bazı durumlarda. Hastalık durumu olur vesaire olur. Kestirirsiniz ama sırf ortalığa tüy dökülmesin diye kedinizin tüylerini kazıtırsanız hayvan gerçekten strese girer ve e, tüyleri çıktığında da bu tüylerin dökülmesi daha kolay olacaktır. O yüzden benim tavsiyem durduk yere kedinizin e, tüylerini kazıtmayın, hayvanı strese sokmayın. Bunun dışında yaşmama konusu var. Kedilerinize yaşmama vermelisiniz. Yani şey olayı var. Kediler kurumamayla beslenmeli. Kedilere kesinlikle kurumama verin. Diş sağlığı için çok önemli. İşte onları kemirmeleri gerek. Vitamin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan şeyler kurumamalar, yaşmamalar değil. Tamam kurumama vereceksiniz kedinize. Ana besin kaynağı da kurumama olacak. Ama yaşmama da vermelisiniz. Çünkü yaşmamanın değerler farklı, su oranları farklı. Hem kedinizin eksik kalan vitaminlerini, minerallerini giderecek ki e, kediler kediler yaşamamayı daha çok seviyorlar. Niye? Çünkü onların aslında yapısına uygun olan bu. Kediler sürekli kurumamayla ile dışarıda kedi sürekli kurumama mı yiyor? Yani sürekli kuru şeyler mi yiyor? Yeri geliyor et yiyor, yeri geliyor yerde bulduğu kemiği yiyor, her şeyi yiyorlar yani. Bu nedenle yaşmama onun doğasına da bir tık daha uygun. Vitamin değerleri, mineral değerleri, besin değerleri tabii ki kurumama kadar değil ama onun su ihtiyacını karşılamak için, eksik kalan yönlerini takviye etmek için Haftada bir iki kere yaş mama vermelisiniz. Çok da fazla vermeyin. Bu sefer kurumamaya olan ilgisini kaybedecektir. Ama bir iki kere yaş verin. Hem vücudundaki eksik kalan suyu tamamlayacak hem de e, onun eksik kalan diğer vitamin minerallerini tamamlayacaktır. Tüy dökümünde de olumlu bir etkisi olur mutlaka bunun. Tüy sağlığına etkiler. Şimdi hastalık olabilir dedik kedilerin tüy dökümüne sebep olan. Bunu çok güzel gözlemlememiz gerekiyor. E, veterinere gittiğinizde de zaten veterineriniz kedinizle ilgili bir tedaviye ya bu kedinin nesi var dediğinde veterinerse soru soracaktır. Değil mi? Kedi ishal mi, kusuyor mu? Ee, yemek yiyor mu vesaire bir sürü soru soracaktır Sizin çünkü gözleminiz o kedinin sağlık durumunu ortaya çıkartacak şeylerden bir tanesi Siz kedinizi evde çok güzel gözlemleyeceksiniz Kedinizin en kaliteli, kedinize en uygun mumayı veriyorsunuz İşte taramasını düzgün bir şekilde yapıyorsunuz Tüm diğer gerekli ihtiyaçlarını karşılıyorsunuz fakat kedinizde yine böyle normal değil, aşırı derecede bir tüy dökülmesi var. O zaman bu bir hastalık olabilir. Veterinere götürmeniz gerekiyor. Bu arada kargo geldi. Ee, Mişa için sipariş vermiştim birkaç tane, onlar geldi. Ee, o yüzden video bölündü, kusura bakmayın. Bu aldığım ürünlerin de kutu açılımını, incelemesini bu videodan sonra yarın yayınlarım sizlerle. Ee, bakalım neler gelmiş Mişa kızımız için. Şimdi nerede kalmıştık? Veterinere götürmeniz gerektiğinden bahsetmiştim yani. Eğer her şeyi tam yapıyorsanız hiçbir şey eksik değil. Taramasını, maması kaliteli, B vitamini eksikliğini gideriyorsunuz vesaire. Eğer hala aşırı derecede bir tüy dökümü varsa bu sefer veterinere görünmenizde fayda var. Çünkü bu tüy dökümü bir hastalıktan dolayı kaynaklanıyor olabilir. Hastalık konusunda diğer bir şey eğer kedinizin göz kenarlarında kulak üstlerinde tüy dökülmesi yaşanıyorsa ki bu bazı kedilerde yaşanır normaldir e, ama bu e, dökülen noktalarda yani kulak üzerlerinde göz kenarlarında kızarıklık kabarıklık herhangi bir şey varsa ve o şekilde tüy dökülüyorsa yine aynı şekilde veterinere gitmenizi tavsiye ediyorum. E, yine bu bölgelerde bir enfeksiyon veya herhangi bir şey olabilir e, tüy dökümü konusunda kedilerinizin hastalık durumunu da takip etmeniz Önemli bir konu bunun dışında kızgınlık dönemi demiştik ee, kızgınlık döneminde e, kedilerimizde bildiğimiz gibi erkek kedilerde de olsun diş kedilerde de olsun inanılmaz hormon değişiklikleri oluyor yani kedinizi tanıyamayacak hale geliyorsunuz ee, bu kızgınlık dönemlerinde dişi kedilerde hamilelik dönemlerinde ve bunun gibi dönemlerde ee, yine tüy dökülmesi yaşanabilir. Bu tamamen hormonlarındaki dengesizlikten e, ve vücudundaki aşırı derecede bir hormon yoğunluğundan kaynaklanmaktadır. Bu dönemlerde e, yine e, hamile mamaları, anne, anne yavru mamaları vesaire bu şekilde mamalar var, Bunlar da besleyebilirsiniz. taramasını arttırabilirsiniz. E, bu şekilde tüylerin ortalığa dökülmesini elinizden geldiği kadar azaltabilirsiniz. E, ki kedinizi kısırlaştırabilirsiniz, kısırlaştırırsanız bu süreçlerin hiçbirini yaşamazsınız. Kediniz kızgınlık belirtileri göstermez. Hormonsal olarak daha stabil, daha düzenli bir hale gelir. Kedi kısırlaştırmak kötü bir şey değildir. Kedinizin yani bu işte annelik duygusunu tatsın, ben onu bunu bunun elinden alamam gibi şeyler yanlıştır. Biz zaten onların zaman içinde yüzyıllarca evcilleştirerek, farklı şekillerde çiftleştirerek onları ev yaşamına uyum sağlatmışız. Biz zaten onların ellerinden bazı hakları almışız. Yani annelik duygusunu yaşasın gibi bir vesaire durum kedilerde söz konusu değil. Bu yüzden kedilerinizi kısırlaştırabilirsiniz ve bu kedinizin daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Onun dışında su eksikliği olabilir kedinizin vücudunda. Kedinizin suyunu sürekli taze tuttuğunuzdan emin olun. Yani gün içinde değiştirin suyunu veya bu alabiliyorsanız eğer durumunuz varsa e, suyu sürekli akıtan e, sistemler var, e, su kapları var. Suyu sürekli böyle akıtarak suyun işte e, daha taze kalmasını, içinin oksijenle dolmasını sağlıyor. Kediler bunlardan akan sulardan içmeyi daha çok seviyorlar zaten. Durumunuz varsa ondan alabilirsiniz. Durumunuz yoksa hiç önemli değil. E, suyunu sık sık değiştirebilirsiniz. Su e, kedilerin vücudundaki su ihtiyacı da e, tüy dökümüne sebep olabilir. Ama sonuçta tüm kediler tüy döker. Gerek mevsim geçişlerinde gerek hastalıklarında tüy dökerler. E, kimisi az döker, kimisi çok döker. Kimisi kısa tüylüdür, kimisi uzun tüylüdür daha çok göze çarpar. Buna göre e, göze alarak kedi sahiplenmenizi tavsiye ediyorum. Yani çok önemli bir şey değil tüy dökmesi aslında. Temizleyebilirsiniz. Ama aşırı döküyorsa tabi bunun için önlemleri almanız gerekiyor. Eğer tüy dökmeyen bir kedi istiyorsanız direkt tüysüz olan Sphinx kedisini sahiplenebilirsiniz. Görüntüsünün korkunç olduğuna bakmayın. inanın dünyanın en tatlı, en sevecen, sahibine en sadık, en masum kedilerinden bir tanesi. Gerçekten e, size o kedi beslemenin zevkini sonuna kadar tattıracaktır. Emin olun şu an bildiğiniz e, neredeyse tüm kedilerden daha e, şey bir kedi, sahibine bağlı, uysal, sakin öyle bir kedi. E, Sphinx besleyebilirsiniz. E, tüy olmadığı için e, tüy dökümü sonunda yaşamazsınız. Onun da vücudunda yağlanma olabiliyor. Kedinizi arada sırada banyo yaptırmak zorunda kalabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi tüy olan kediler mutlaka tüy dökecektir. Düzenli temizliğinizi yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Bu videoda elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım size tüy konusunu arkadaşlar. Eğer bir eksiğim varsa, bir hatam varsa bunu mutlaka yorum kısmında bana bildirin. Ee, sorularınız varsa yine yorum kısmında sorun. Ayrıca yarın da şu ürünlerin kutu açılımını yapalım. Ee, bakalım Mişa Hanım'a neler almışız, onları görelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve e, beni sevdiyseniz daha fazla izlemek istiyorsanız Frodo'yu izlemek istiyorsanız, Mişa'yı izlemek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Aynı zamanda instagram volipet diye aratarak direkt bulabilirsiniz. Instagram'dan bana sormak istediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Ee, evcil hayvanınız varsa kedi, köpek, kuş, ee, sürüngen hiç fark etmez. Hepsinin fotoğrafını videosunu atabilirsiniz. Oradan da paylaşıyorum fotoğraflarınızı, videolarınızı sahiplerini etiketleyerek paylaşıyorum. O zaman bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.